Merhabalar. Merhabalar. Bir saniye. Nasılsınız? İyilik, güzellik, sağlık diyelim. Sağlık yerinde olduğu sürece sonuç itibariyle geri kalanı hallolur nasıl diye düşünüyorum. Zor bir gün tabii, zor bir hafta. Hafta Evet. sonu gelen açıklamaların piyasa tarafında benzer bir yani beklenmedik bir durum değil. O açıklamaların ardından böyle bir satış geleceğini zaten herhalde herkes bekliyordu. Biraz sadece orada bir kez daha herhangi bir risk algılaması oluştuğunda yatırımcıların neler yapması gerektiği ya da böyle bir dalgaya nasıl yakalanabileceklerine dair şimdiye kadar yaptığımız tüm uyarıların çok yerinde olduğunu bir kez daha gördüğüm bir gündü. İşte ne diyorduk Evet, biz? kesinlikle. Kredide iş yapmayın. Bilmediğiniz hisseye bulaşmayın. Bir vade koymadan orta vadede bekleyebileceğiniz bir durum söz konusu değilse şey yapmayın. Şirketleri çok iyi tanımadan, bilmeden, finansal okuryazar olmadan bu işlere girmeyin gibi çokça anlatıyorduk. Dolayısıyla bütün bunların gerçekleştiği bir dönemi yaşadık. Bütün bunlar bir kenara, sadece şöyle bir şey düşünüyorum. Yani bugünkü satıştan bir tarafa koyuyorum. Önemli ölçüde ucuz olduğunu TL bazlı olarak ucuz olduğunu söylediğimiz bir döviz bazlı olarak ucuz olduğunu söylediğimiz bir endeks daha da ucuz hale geldi. Dolayısıyla Doğru. önümüzdeki süreç belki bu şekliyle değerlendirilebilir. Kriz bir fırsata dönüştürülebilir diye düşünüyorum bir yanıyla. Dolayısıyla bugün de halihazırda var olan fiyatlamalar çok anlamsız fiyatlamalar olduğu için panik satıştan kaynaklı bir durum olduğu için belki teknik olarak konuşmakta yani sadece teknik olarak konuşmakta fayda var. Hani ortalamaların neresindeyiz, hangi ortalamayı keser, kaç gün altında kalırsa alım fırsatı olur, kaç gün üstüne çıkamazsa onu bir süre daha baskı olarak görürüz. Burada karı almak bir taraftan maliyetlenecek zaman gelmiş midir diye şöyle bir hızlıca enstrümanlar üzerinden de, borsa endeksi üzerinden de konuşalım. Yeni tanışan Bakalım. insanlar açısından devre kesme nedir? Onu bir tanımsal olarak anlatalım. Pek çok yatırımcının pek çok kurumda da bizde de muhtemelen başına gelmiş reysen satış ne demektir? Onu bir anlatalım. Burada kurumların kendi inisiyatifleri olmadığını, bunun bir kural olduğunu, bunun her yerde böyle olduğunu vesaire şöyle bir hızlıca tanımsal olarak da teknik olarak da toparlayalım derim bugün. Tamam. Ya yani öncelikle şunu söyleyelim. Hani bugünkü satışların sebebi yani yabancı satışları genelde. Yabancı ordunuz, çok fazla yabancı ordunuz geldi bugün piyasaya. Satışların sebebi o. Bir de endeks hani çok aşağıdan açınca şimdi kredili pozisyonlar fazlaydı. Geçen yayında sanırım buna bahsetmiştik. Geçen sene 11 bin kişiydi kredili hesap taşıyan müşteri sayısı. Bu sene 22-23 bin civarında. Bunların taşıdığı kredili pozisyon miktarı da 5,3 milyar TL. Şimdi tabii böyle bir %8, %9, %10 hani dip seviyelerde açılış olunca tabii kurumlar buna müdahale etmek zorunda kalıyorlar. Sebebi yani teminat yapısının bozulması. Yani birbirini tetikleyen bugün birçok şey gördük. Faktör vardı burada. Yani yabancı satışıyla başlayan hafta sonundan gelen işte haber etkisiyle yabancının satışı, dövizdeki yükseliş, tahvil bono tarafındaki faizlerin yükselişi hepsi yani bugünkü görüntüyü ortaya çıkarttı. Yani borsa tarafına bir bakalım önce. Tabii bununla ilgili uyarıları herhalde yaklaşık 4-5 yayından beri yapıyoruz. Yani BIST 30 endeksinde özellikle hani 1663 direncini geçemeyen, geçemediği gibi de yani yabancının satış yaptığı bir piyasa vardı. Yani Kasım ayında başlayan yükselişte yabancıyı görmüştük. Yabancı domine etmişti bu yükselişi. Sonrasında endeks işte 14-13 Ocak'ta zirve yaptıktan sonra yani Cuma'ya kadar olan süreçte yabancının bu aldığı malları endeks yatayken 1600 seviyelerden sattığını görmüştük. Şimdi
BIST 30 endeksinde 200 günlük ortalamanın altını sürekli çizdik. 1463 seviyesinden geçiyordu bu 200 günlük ortalama. Bugünkü kapanış 1432 seviyesinden oldu. 200 günlük ortalamanın altında kapanış yaptık. Bu biraz tabii yani tehlikeli. BIST 100 endeksine bakarsak, BIST 100 endeksinde tabii burada gösterge olarak neyi alacağız onu bilmiyoruz. Şimdi BIST 30 200 günlük ortalamasının altında kapattı ama BIST 100 endeksi hala 200 günlük ortalamasının üstünde. 1332 seviyesinden geçiyor 200 günlük ortalama. Kapanış 1380 seviyesinden gerçekleşti. Şimdi yarın burası önemli olacak. Yani BIST 100 endeksi de eğer 200 günlük ortalamasının altında kapanış yaparsa yani endeks bir süre toparlamada zorlanabilir. Dolar bazında yani tur ETF'ine bakarsak açıkçası ona bakmadım henüz. Açılmıştır. Nasdaq'ta işlem gören Türkiye ETF'i. O da çünkü bizim için önemli bir gösterge. Geçen sene bu Mart dibinden hani dönüşün sinyalini veren enstrümanlardan bir tanesi. Türkiye ETF'i tur. Ona da bakalım. Bugün bir ara 700-800 milyon para çıkışı gördük ilk 5 kurum bazında. Kapanışa hemen bakalım ne kadar Bu gerçekleşmiş. arada Sonra satışı tura geçeyim. tetikleyen noktalardan bir başkası da muhtemelen algolar olmuştur. Ya muhtemelen yani şimdi bir yer dediğim gibi yani bu bir artık yani birisi döngüyü başlattıktan sonra arka arkaya yani kredili pozisyonlar, BIOK tarafı vesaire. Şimdi BIOK tarafında biliyorsunuz zaten kaldıraçlı bir ürün olduğu için eğer spekülasyon amaçlı hani pozisyon açıldıysa, hece amaçlı değil de spekülasyon amaçlı açıldıysa %10 piyasa geri geldiğinde 1'e 10, 1'e 12, 1'e 11 kaldıraç düşündüğünüzde zaten bütün portföy erimiş oluyor. Şimdi orada bir sorun çıktığında eğer oradaki teminat yapısının bir bozulma varsa o teminatın tamamlanması gerekiyorsa kişiler ne yapıyor? Bu sefer hisse tarafında satış yapmak zorunda kalıyor. Hissesini satıyor oradaki teminat tamamlamak için. Yani bunlar hepsi birbiriyle ilintili. Yani o yüzden yani bunu sadece değerlendiremeyiz. Yani biraz da piyasadaki nasıl diyelim? Yani kaldıraçlı pozisyonların sayısının fazla olması diyebiliriz. Yani bugünkü görüntünün sebebi. Yani Kredi, çok fazla risk. kaldıraç, Evet. çok Tabii tabii yeni çok fazla. gelişmiş Evet şeyler, çok yatırımcılar. çok çok fazla risk vardı. Bir de hani bunlar hani böyle siyah kuğu olarak adlandırılan şeyler piyasada hani çok fazla öngörülemeyecek şeyler. Hani kimse hani cuma günü böyle bir haber beklentisi içinde değildi. Ani bir gelişme olunca bir de cumartesi pazar borsalar kapalı. Hani alabileceğiniz herhangi bir önlem olmadığı için. Hani bu tür siyah kuğu durumları hatırlayın işte Rus uçağının düşmesi. Yani öncesinde böyle yani 94'ten 95'ten başlarsak onlarca yüzlerce örnek sayarız. Hani bunları sizin hani kestirebilmeniz mümkün değil. Ama onun öncesinde yapmanız gereken hatta en son geçen yayında bahsetmiştik. Hani endeksin 1000 puan olmasıyla 1600 puan olması arasında hiçbir fark yok. Hani hep konuşuluyor işte balon var mı, balon var mı? Yani balon aslında portföylerde var. Hani atıyorum şöyle düşünelim, varsayın. Hatta örneği o gün de vermiştim ben, geçen yayında vermiştim. 10 liralık bir portföy düşünün. 9 lirası hisse senedinden ibaret. 1 lirasında eğer kişi VIOP tarafında kısa pozisyon alıp da portföyünü hecettiyse, yani burada amaç ne? Siz 9 tane senet aldığınızda veya 9 liralık senet aldığınızda ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bir tane endeks kontratı shortlayarak veya kısa pozisyon alarak endeks üstü performans sergilemeye çalışıyorsunuz. Hani şimdi öyle bir örnekte hani bugün ne olacaktı? Eğer bir tane kısa pozisyon olsaydı o %10'luk düşüş sizi koruyacaktı. Yani bir kere zaten 10 lira bir kazancınız olacaktı. Hisse tarafından gelen 9 lira zararı o kompanse edecekti. Yani işin matematiği doğru kurulursa hep bunu anlatmaya çalışıyoruz zaten yayınlarda. Yani bu para ve risk yönetimi parametreleri iyi kullanılırsa, araçları iyi kullanılırsa çok fazla araç var. Yani mesela geçen seneden beri söylüyoruz döviz tarafında. Yani sürekli işte döviz borcunuzu hecedin, hecedin diye. Yani mesela bu da bir şey. Yani döviz borcunu hecetmenin işte spot'tan alabilirsiniz, viyop tarafında hecedebilirsiniz, opsiyon tarafında özellikle yani opsiyon tarafında özellikle kur 7'ye geldiğinde borcunuzu hecetmek
çok çok düşük maliyetlereydi. Ama sonrasında ne oluyor? Kurda işte böyle bir ani dalgalanma olduğu zaman döviz borcu olan fazla şirketler, onlar da piyasaya geliyor. Ekstra bir talep oluyor. Döviz tekrar hareketlenmeye başlıyor. Yani bu enstrümanlar aslında hedge mekanizması hem kişisel hem kurumsal anlamda doğru kullanılırsa aslında bu tür manzaralara çok fazla karşılaşmayız. Yani arka tarafında dediğim gibi iyi kurgulanmadığı için pozisyonlar, portföyler işte bu tür manzaralar oluyor. Yani bugün ilk 5 kurum bazında 660 milyon liralık bir para çıkışı olmuş. Dediğim gibi neredeyse bunun 213-137 dersek 150-350 milyon lirası Garanti ve Ereğli. Yani Garanti Bankası'nda da Akyatırım'ın satışı vardı. Yaklaşık 43 milyonluk bir satış yaptı. Yabancı ordusuydu bu. Ereğli de aynı şekilde. Zaten dediğim gibi yani çoğu hisse senedinde yabancı ordusu vardı. Yarın nasıl açılacağımıza dair fikir verir biraz demiştik. ETF'e bakıyorduk. Bakalım. Şimdi ETF'te şöyle şu anki bir dakika günlüğe geleyim. Aylık frekansta kalmışım. Bugünkü düşüş %18 seviyesinde Türkiye ETF'inde. Yani şöyle söyleyeyim. Yani Kasım'dan beri aldığımız yolun yarısını geri verdik. Öyle söyleyebilirim. Yaklaşık işte 17 dolar 60 centlerden başlamıştık yükselişe. Yukarıda 30 doları görmüştük. Yani şu an geldiğimiz seviye 23 dolarlarda. Şimdi burada önemli olan seviyeler, hani bir gösterge, akşam en azından buna bakmak lazım kapanış için. Eğer 24 dolar, yani 23 dolar 93 cent ama 24 dolar diyelim. Eğer akşam saat 11 gibi 24 doların üstünde bir kapanış gerçekleştirebilirse, hani bu sabah için bir pozitif sinyal olabilir. Tur ETF'inde. Yani terminallerde yok ama TradingView'dan bakabilirler. Burada dibimiz 17 nokta dediğim gibi 17 dolar 60 cent. Bayağı bir mesafe var ama yani bugünkü kapanış için yani 24 dolar diyebiliriz. 24 doların üstünde bir kapanış olursa yarın için bir sinyal verebilir. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Hani makro bir gelişme değil bu. Özel bir gelişme. Hani açıklamaları takip etmek lazım. Tamam. Şimdi hani değişiklik oldu. Değişikliğin arkasından neler olacak onu tam olarak bilmiyoruz. Yani çok fazla haber var. Ama tabii şey yani teyit etmediğimiz için bunları bilme şansımız yok. O yüzden açıklamaları takip edeceğiz. Bunlar biraz o havayı değiştirecek. Yani bugün atıyorum hani 24 doların üstüne kapatabilir ama yani yarın sabah ne olacak? Açıkçası onu kestirmek zor. Zaten hani hep şunu söylemiştik son yayınlarda. Hani endeks ve senetler, hani fiyat kazanç oranları, piyasa defter değerleri belli noktalara geldi. Hani bunlar pahalı. Yani risk iştahı endeksi, bu geçen yayında bundan da bahsetmiştik. MKK'nın yayınladığı risk iştahı endeksi hani zirvede demiştik. 2008 zirvesine, 2013 zirvesine yakın demiştik. 60-61 seviyelerinde geziyor risk iştahı endeksi. Şimdi onların olduğu ortamda hani endeksin geldiği seviye olarak para girişte desteklemiyor. Yabancı da yok. Eğer kırılırsa almak veya pozisyon artırmak daha mantıklı olacağını söylemiştik. O olmadı. Yani 1663 seviyesi geçilemedi. 1705 direncini de geçemedik. BIST 30 endeksinde. Şu anki görüntü 200 günlük ortalamanın altına da geldik. Yani o yüzden bu hafta yakından izlemek lazım. Yani portföyleri yakından değerlendirmek lazım. Her zaman söylüyoruz. Bunu aslında her akşam yapmak lazım. Hani bu bankalara yapılan stres testi var ya, merkez bankaları yapar. Hani bir senaryo yazarlar. Bankalar bu senaryoya ne kadar hazırlıklı? Bu stres testidir. Yani bunun belli kademeleri vardır. Bu stres testini aslında kişilerin portföylerini her akşam yapması lazım. Yani pozisyon işte akşam kapandıktan sonra bir portföylerine bakıp, yani yarın şu olursa hani ne olur benim portföyüm? Atıyorum çok iyi bir haber geldi diyelim. Piyasa yarın %3, %5 yukarı açtı. Hani ama sizin o anki pozisyonunuz, akşamki pozisyonunuz, aldığınız pozisyonunuz bunu karşılayabiliyor mu? Doğru yerde misiniz? Veya tam tersi yarın pozisyon endeks %5, %3 aşağıda açtı. Yani sizin şu anki portföy yapınız ne? Yani bu tür
%3, %5, %10 için bu stres testleri, yani bireysel olarak kişiler bunu yapsa, portföylerini uygulasa, yani çok farklı bir noktaya gidebilirler. Zaten bunun farkını da görürler. Hemen görürler. Bir hafta sonra, 2 hafta sonra Tabii. portföy getirilerinde görürler. Yani bunu da yani yapacak olan kişiler. Hani yani sonuçta onların aldığı riski kendileri değerlendirmesi gerekiyor. Hani atıyorum ben bugün 100 dolar, 100 tane işte dolar kontratı aldım, long oldum. Ya oldu, tam ters bir senaryo. Dolar yarın işte aşağıda açtı. Hani bunu ne kadar taşıyabilirsiniz? Paranızın ne kadarıyla aldınız? Yani oradaki teminat yapısı ne? Marjiniz ne? %1000 mi? %800 mü? %900 mü? Yani FX tarafında da mesela sıkıntı oydu. Yani regülasyon gelmeden önce FX tarafında, yani normalde sizin marjin tarafında %1000'in altına inmemeniz lazım. Ama bizde şöyleydi, %100, %150'lerde taşınırdı pozisyonlar. Bu da ne demek? Atıyorum siz dolar TL'de pozisyon aldınız 7.50. Kur bir anda 7.10'a 7.20'ye düştüğünde margin call oluyordu. Yani pozisyon kapanıyordu. Hani Doğru. siz 7.50'den atıyorum 7.75, 7.80, 8 beklentisiyle dolar aldınız ama marjinizi iyi ayarlayamadığınız için, pozisyonunuzu iyi ayarlayamadığınız için aslında beklentiniz doğru, hedefiniz de doğru. Hatta gerçekleşecek Ama belki bari ama uyumsuzluğumuz var. marj uyumsuzluğu var. Yani marjı ayarlayamıyor. Çok fazla risk alıyor. Daha fazla hani kazanayım diye hırs yapıyor. Normalde %1000'de kalsa, %900'lerde kalsa o kârı alacak ama marjı iyi ayarlayamadığı için 8'e gidiyor belki ama 8'de o pozisyonda şey yok. Kişi yok. Çünkü margin call olmuş gibi. Yani bu dediğim gibi stres testleri yani her akşam yapılırsa veya her sabah yani piyasa işte A senaryosu şu olursa yani benim kârım ne olur, zararım ne olur? Yani B senaryosu piyasa şöyle olursa benim kârım ne olur, zararım ne olur? Yani bunu sürekli check edip de giderlerse yani tabii bu benim söylediğim şey kısa vadeli, orta vadeli yatırımcı için. Yani atıyorum oğluna kızına hani ereğli toplayan ayda bir 100 lot, 50 lot senet alanlar için değil. Hani uzun vadeli eğer senet topluyorsa hani bunlara sürekli bakmasına gerek yok. Var aslında da hani Yani sürekli. Hani bunu orada ayrı... sağlam şirketteyse eğer dolayısıyla yani güvenli olan bir hissede seçmişse 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bir projeksiyon bir vadesi varsa zaten o hani evet her akşam bakmayı gerektirecek bir şey Yok hani değil yani ayda çok bir yerlerin değişmesi lazım onun için. ayda bir 3 ayda bir bakarsın. Hani ne olur? İşte bilançosu gelir 3 ayda bir. Ya ben bu şirkete yatırım yaptım ama yani bilançosu nedir? Nereye gidiyor şirket? Yani doğru yolda mı? Karlılığı nasıl? Yatırımları nasıl? Yani o 3 ayda bir check edilir. Hani ama Evet. orada da dediğim gibi yani adam hani 5-10 bin lira maaş alıyordur. Dediğim gibi 100 lirasını 200 lirasını BES gibi hani hisse senedine yatırıyordur. 100-200 liralık bir birikim yapıyordur. Onda çok büyük bir şey yok ama hani bizde temel şey şu, hani 100 liranın 100 lirasıyla risk alındığı için yanlış. Yani bu alınıyorsa da dediğim gibi bunun risk parametreleri iyi ayarlanması lazım. Bunu farklı yollarla hedge etmek lazım. Hani misal işte Yunus burada işte konuk oluyor, anlatıyor fonu. Yani misal şimdi portföy yöneticileri ne yapıyor? Ellerinde 100 liralık bir portföy varsa, bir overall varsa bunun 100 lirasını hisse senedine değerlendirmiyor. 90 lirasını hisse senedine değerlendiriyor. Piyasadaki bu tür risklere karşı da 10 lirasını vadeli tarafta endeksi shortlayarak, kısa pozisyon alarak riskini Minimize ediyor. sıfırlamaya çalışıyor. Minimize ediyor. Tabii bu tam olarak sıfırlanmaz. Başa baş noktaya gelmez ama minimize ediyor. Bu arada arkadaşlar özellikle bugün hisse konuşmayacağımız için yorumları da kapatalım dedik. Zaten oradan hisse soruyordunuz. Kapatmış olmamız nedeni fiyatlamalar anlamlı değil. Bugün ne gördüğünüz herhangi Ereğli'nin fiyatı için bir gerekçe var. Ne Türk Hava Yolu için var, ne Garanti için var, ne Akbank için var. Yani sonuç itibariyle bu ne diyelim ekstrem saydığımız günlerden biri. Dolayısıyla Yani bugün hisse şunları konusu anlamlı verebiliriz. değil. Şunları verebiliriz. Hani teknik olarak. Şimdi BIST 30 endeks dedik. Birinci madde. 200 günlük ortalamasının altında kapanış yaptı dedik. Şimdi o zaman yarın
Neyi takip edeceğiz? BIST 30 endeksinde 200 günlük ortalama 1463 seviyesinden geçiyor. 1463'ün üstünde günlük kapanış olacak mı, olmayacak mı, ona bakacağız. Bu bir. BIST 100 için. Bir. İkincisi, BIST 100 endeksi hala daha 200 günlük ortalamasının üstünde. Kapanış 1379, 200 günlük ortalama 1332'den geçiyor. 1332'nin altında, yani günlük kapanış olmazsa, hani yarın oldu, hani günlük kapanış oldu ama tekrar üstünde kapanış yaptı. Bu da olumlu. Ondan sonra üçüncü gösterge, buna ben Twitter'da da paylaşmıştım 2-3 hafta öncesinde. Tahvil tarafında 10 yıllıklarda gösterge 14.25 kuvvetli bir dirençti. Bunu maalesef bugün geçtik. 18.89 kapattık. Şimdi yarın tahvildeki hareketlilik de önemli, belirleyici olacak. Zaten halihazırda yurt dışında biliyorsunuz tahvil tarafında bir hareketlilik var. Bugünkü bizimki biraz ekstrem oldu. %34 yukarı gitti. Şimdi tahvil tarafında hani neye bakabiliriz? Yani direnç olarak bayağı bir uzağız. 2019 yılında 21'leri görmüştük. 21.50 seviyesini görmüştük. 2018'de de 22.75'leri görmüştük. Yani umarım buralara gitmez. Ama hani 21.50'lerin aşılması, 22.60'ların aşılması biraz şey. Yani tehlike sinyalleri çalıyor demek. Dolar TL tarafında dün akşam saat 1'de Uzak Doğu piyasası açılınca orada en yüksek 8.48'leri gördük. Şimdi zaten geçen sene Kasım ayında zirvemiz kaçtı? Bir dakika, 8.58'di. Şimdi bugünkü hareket aslında şöyle, yani yukarı açtı, 8.50'lerden açtı. Sonrasında boşluğunu kapattı. Boşluk neredeydi? 8 Mart 2021 tarihinde 7.78'i görmüştük. Şimdi o boşluğu kapattı. Şimdi bundan sonra eğer 7.80'in altında kapanış veya kapanışlar görürsek tamam, rahatız. Ama 7.80'in üstünde bu şekilde kalıcı olursa, şu an 7.84, hani bugün 7.80'in üstünde kapattı, yarın da 7.80'in üstünde kaldı. Biraz dikkatli olmak lazım. Dolar tarafında tekrar söyleyelim. Hani ben doları hiçbir zaman hani bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Hani dolar tarafında şöyle, yani ithalatçı, ihracatçının bakması lazım dolar tarafına. Onların da eğer hani döviz alacağı varsa bir şekilde kendini hece edecek. Döviz borcu varsa kendini hece edecek. Yani Zaten bu ondan da kasıt ne? yayınlarda özellikle söylediğimiz ve altına çizdiğimiz kavram hece etme, yani koruma satın alma. Bu şey gibi, Evet. araba alıyorsunuz, arabanızı kasko yaptırıyorsunuz. Aynen. Diyelim bu pahalı bir araba olsun, kaskoyu yaptırıyorsunuz. Olur da hani bir kaza bela bir şey başına gelirse Allah korusun, yine de bunu ödeyeyim diye. Kaza bela yapmadığınızda o yıl şey diyor musunuz mesela? Tüh, boşu boşuna kaza da yapmadık, boşu boşuna prim ödedim. Hayır demiyorsunuz. O Aynen. arabayı Tabii size tabii. aldıran işi de sigortalamanız lazım. En basit Tabii ki. manada ben bunu bu şekilde Ev anlatmaya sigortası gibi, çalışıyorum. dediğiniz gibi, yani araba kaskosu gibi. Yani Evet. işte geçenlerde yaşadık, işte Allah göstermesin. Hani bir deprem yaşadık İzmir'de, büyük bir deprem yaşadık. Yani DASKO olan, hani konut sigortası olan şu an bir şekilde hayatına devam edebiliyor. Hani görüyoruz, çünkü yakından görüyoruz. Tabii. Çünkü yani yıkılan evlerde gelen müteahhitler 400-500 bin lira gibi para istiyorlar. Bu 400-500 bin lirayı DASK, işte sigorta karşıladı olanlar. Hani müteahhite verip bir şekilde tekrar evine kavuşabilir. Ama Önemli yani olan da can sağlığı ama mal da canın yongası, yani unutmamak lazım. O yongayı da yongası. korumamız gerekiyor. Hani en basit örnek Cuma günü, işte dolar TL'de atıyorum 7.25. Yani ithalatçı olduğunuzu düşünün. Bir şekilde ithalat yaptınız, döviz borcunuz var. Malınız gelecek. Daha Çin'den çıkmadan atıyorum şu an 7.87. O ticaretini yapmayı düşündüğünüz artık şey neyse, hani laptop olabilir, işte ne bileyim webcam olabilir, telefon bir şekilde belki getirdiniz. Yani bitti şu an. Hani karınız kalmadı şu an. Tabii. Belki zarara Ama koyarım. o anda işlemi yaptığı anda, bağlantıyı kurduğu anda hecini yapmış olsa hiç başı ağrımayacak. Tabii. Yani hep bunu söylüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar böyle günler olabilir. Hani bunun üzerine daha fazla konuşacak bir şey bence yok. Eklemek istediğin bir şey varsa onu şey yapalım, söyleyelim ama. Evet, Sonuç itibariyle evet. hedge çok önemli. Stop loss'lar bu tip günlerde önemli deriz ama stop loss'lar bu tip günlerde çalışmıyor maalesef. Yani şunun altını çizmek lazım. Şimdi endeks yani bugün düştü. Yani bilmiyoruz tabii yarın nasıl açılacağını. Hep söylüyoruz zaten, işimiz tahmin değil.
bilemeyiz. Yani milyarlarca, trilyonlarca etken var. Yarın bambaşka bir piyasada görebiliriz. Ama oldu ya, yani piyasanın yarın da düştüğünü düşünelim. Aşağıya doğru gittiğini düşünelim. Yani hep altın çizdiğimiz bir şey var. Yani piyasada doğru çok fazla. Yani 1 milyon tane doğru var. Herkesin kendine göre bir yöntemi var. Teknik analiz yapan var, temel analiz yapan var. İkisini kullanıp hibrit yöntemler bulan var. Algoritmaları kullananlar var. Karar destek sistemi olabilir, manuel olabilir, otomatik olabilir. Eğer para kazandırıyorsa, yani risk kazanç oranı 2,5'un üstündeyse, bir şekilde para kazanıyorlarsa o yöntem doğrudur. Bir sıkıntı yok. Hani öncesine de bakıldıysa, geçmiş sonuçlarına, simülasyonu yapıldıysa doğru çok fazla. Hep bunun altını çizdik. Ama yanlış iki tane. Hep söyledik bunu. Yanlış ne? Bu piyasalarda stop yapmamak, bir de paçal yapmak. Yani paçal yapmanın maliyeti de çok fazla oluyor. Onu söyleyeyim. Hani şimdi böyle düşen piyasalarda ister istemez içgüdüsel şey var. Hani daha da aşağıdan alayım, daha da aşağıdan alayım gibi. Bu bir sarmala sürükler. Yani çünkü bunun hani bizim piyasamız tamam marjı çok açık değil. Hani Amerika piyasası gibi. Amerika piyasasında biliyorsunuz bir senet bir akşam %60, %70 düşebiliyor. Ama hani geçenlerde oldu bu Amerika'da 100 dolardan 1 dolara gelen senet gördüm ben. Yani bunu şimdi paçal yapmaya kalksanız çıkamazsınız işin içinden. Para da yetmez buna. Tabii. Yani 100 dolardan 1 dolara gelen bir senetten bahsediyorum. Hani bu işin dibi yok. Hani yükselirken de zirvesi yok. Yani 1 dolardan 100 dolara giderken de yani short yaptığınızı düşünün. Sürekli açığa satıyorsunuz ama yükselmeye devam ediyor. 1 dolardan 100 dolara gidiyor. Yani 100 dolardan 1 dolara gelirken de hani paçal yapmaya kalktığınızda hadi 90'dan yaptınız, 80'den yaptınız. Hani her 10 dolarda yapsanız ortalamanız 13'e gelir. 13 dolar olur, 20 dolar olur. Yani o senet 1 dolardan 13 dolara, 20 dolara tekrar gidecek mi? Garantisi yok. O yüzden bir yerde stop olup kenarda beklemek, piyasanın sakinleşmesini beklemek en doğrusu. Zaten hani biz burada geçen sene Mart ayında nasıl söyledik? Dedik ki artık bu kadar satış hani bir yerde durur. Çünkü fiyatlamalar çok dengesiz olmaya başladı. Şirketler bu parayı etmiyor. Yurt dışından da sinyaller almaya başladık. Hani Dow, S&P vesaire DAX dönebilir. Buna biz de katılabiliriz diye söylemiştik. Herkes Böyle panik oldu. havasındayken. Yani buradan yine o sinyali biz elimizden geldiğince vermeye çalışabiliriz. Ama yani şey olması lazım. Sakin olmak lazım. Soğukkanlı olmak lazım. Çok fazla panik yapmamak lazım. Çünkü panik daha fazla Hata. hata getirir. Şüphe de daha fazla hata getirir. O yüzden sakin, soğukkanlı olmak lazım. Onu söyleyebilirim. Peki, ağzına sağlık. Bugün çok yormuştur piyasa diye düşünüyorum, hepimizi yorduğu gibi. Dolayısıyla Kesinlikle. iyi dinlenmeler diliyorum. Umuyorum yarın Yok daha şey daha güzel var. bir Ya yarının hazırlığı vardı. Daha O zaman raporlar var. hemen Bir bakalım. bırakayım ben ki yarına Tamam. hazırlık yapılsın. Arkadaşlar siz de hoşça kalın. Zararı olanlara geçmiş olsun. Krizi fırsata çevirebilenlere helal olsun diyeyim. Yarının hepimiz açısından daha güzel bir gün olmasını dileyerek bugün böyle bugünkü Şampiyonlar Ligi'ne bir kriz yönetimine bir ders niteliğinde yapmış olalım. Estağfurullah yani. Keyifli bir akşam diliyorum herkese. Hoşça kalın. Teşekkürler, sağ olun.